ilaç o ki. Kimmiş bakalım bu Taner Yıldız? Savcı Tamer Yıldız düzenlenen törene nişanlısı Hayat Sarıyaz'la birlikte katıldı. Bir savcı kendi nikahına neden gitmez? Ve bu davetinin abimde ne işi var? Koray? Ne oldu, iyi misin? İyiyim hocam, sağ olun. Herkes derse giriyor, hadi bir ders başlayacak biraz. Tamam, geliyorum şimdi. Tamam. Hadi, hadi herkes sınıfa, hadi. Aman efendim, aman efendim. Dünyanın 9. harikası gelmiş de Şerif'inin odasını şereflendirmiş. Şerif, gel. Ben de sana çok güzel bir şey göstereceğim. Nasıl? Of. Çok güzel ya. Kız burası var ya, resmen cennet. Değil mi? Diyorum ki, balayımızı burada, Phuket Adası'nda geçirelim. Sen ciddiysin. Balayım konusunda şaka yapmam müdür bey. Müdür bey mi? Ama tane hesabıyla bir tanem. Hemen olayı müdür beye bağladın yine ya. Yapma Allah aşkına. Ben de gitmek isterim ama o memleket çok nemli. Evlerde rutubet var. Romatizmamız azar. Ben o yüzden gitmeyelim diyorum. Hadi gel vazgeç. Hayır efendim, vazgeçmem. Ben rüya gibi bir balayı istiyorum. Bak bir tanem, sen matematikçisin, rakamlarla aran iyi. Phuket Adası'nda bir balayının faturasında kaç tane sıfır olur biliyor musun sen? Evet matematikçi. Peki Phuket Adası'na gitmezsek? Benimle evlenme ihtimaliniz yüzde kaç olur biliyor musun? %0. Ne? Bir tanem, bir tanem. Bak illa ada istiyorsan Heybeli Adaya gideriz, Burgaz Adaya gideriz, oradan sıkılırız, Kınalı Adaya gideriz. Hepsinin etrafı denizlerle çevrili kara parçaları. Balayını yurt dışında geçireceğiz müdür bey. Yoksa bu evliliği rüyanızda bile göremezsiniz. Bir tanem. Phuket Adası dedi ya. Phuket Adası mı? Orası etrafı denizle değil, dört tarafı dolarlarla çevrili bir kara parçası. Senin haberin yok. Özel koşullar hususunda mutabık kaldık. İmza aşamasına geldik Cerrah Bey. Tamam. Ben de bu akşam bir inceleyeyim. Yarın imzaları atarız. Sırrını biliyorum. Bu evlilik olmayacak. Sözleşmeli avukatlarımızın hazırladığı değerlendirme raporu dosyada var. Cerrah Bey,
Nerede bu ya? Yok, yok, yok. Arkadaşlar biri benim mini giyimimi yürütmüş çantamdan ya. Hırsız çok oldu ha. Diğer sınıflardan da bir şey yürütmüş. O zaman benim de MP3'üm çalındı. Ben kaybettim zannetmiştim. Ya arkadaşlar eşyalarınızı ortalık yerlerde bırakmayın. Çünkü o çakal benim de bir miktar paramı uçurdu. Tamam da böyle sürekli eşyalarımızın başında bekleyemeyiz ki. Ya arkadaşlar gerçekten farkında mısınız ama bir şeyler yapmamız lazım. Yakalayalım şu fareyi. Yakalayalım da ben bir güzel ellerini kırayım. Net. Aynen öyle. Bence de. Bu alanda iki firma var. Biz altyapı ve tecrübe olarak onlardan daha avantajlı durumdayız. Cerrah Bey, affedersiniz. Siz devam edin. Ne yapıyorsun böyle? Hiç. Şarj aleti arıyordum. Ah Kuray ah. Ya nereden baksan 10.000 dolar tutar burada balayı. Ben nasıl karşılarım bu parayı? Hayır, 10 tane okulda aynı anda müdürlük bile yapsam karşılayamam ben bu parayı. Acaba diyorum, giderken yanıma birkaç olta alsam da balayı odasının penceresinden denize oltayı sallandırsam, balık tutsam, o balıkları da satsam. Yok. Bahşişleri bile karşılamaz. Ay, acaba yemeklerden sonra ödemeyi yapmadan Hint Okyanusu'na dalıp yüzerek mi kaçsam? Herif, iyice saçmaladın Şerif. Kaçını. Müdür Bey. Ha? Buyurun, buyurun Hayat Hocam. Kaynananız sizi seviyormuş. Niçin? Yiyordum. Ne yiyordunuz? Kafayı yiyordum, siz geldiniz üstüne. Buyurun efendim, ne vardı? Şöyle ki, liseler arası tiyatro yarışması düzenleniyor. Biz de müsaadenizle katılmak istiyoruz. Ya Hayat Hocam, Allah aşkınıza yapmayın böyle şeyler ya. Şimdi bir sürü masraf, yok dekordu, yok kostümdü. Ya bırakın çocuklar dersleriyle ilgilensinler, böyle boş boş şeylerle ilgilenmesinler ne olur. Efendim anlamadım. Tiyatro sizin için boş bir uğraş mı Müdür Bey? Geliyor tirat. Aferin, 10 puan. Bakın Müdür Bey, tiyatro bir yaşama sanatıdır, toplum bilimidir. Tiyatro ile uğraşan gençler dayanışmayı öğrenir, sorumluluk sahibi olurlar. Fikirlerini eyleme geçirme yetenekleri gelişir. Anlatabiliyor muyum? Tiyatro ile uğraştıkları zaman toplum içinde doğru ve güzel konuşmayı, kendilerini doğru ifade etmeyi öğrenirler. Efendime söyleyeyim, özgüvenleri artar, estetik anlayışları gelişir. Anlatabiliyor muyum? Ve bu anlattıklarım sadece tiyatronun faydalarının birkaçı. Eğer siz bu etkinliğe katılmamıza izin vermezseniz ben burada oturup tamamını anlatmayı düşünüyorum. Ben alayım, şunları bir alayım. Ben bunları bir ara bakacağım, göz gezdireceğim. Bir ara? En yakında. Güzel. Bakın bunların hepsi sadece çocuklar için. Tabii ki çocuklar için. Görüşürüz. İyi dersler. Öpeyim ya. Pasta. Ay! Bir tanem hanım, yüreğime indireceksiniz. Ne pastası? Pasta diyorum. Pasta çok önemli. Ne pastası bir tanem hanım, ne diyorsunuz anlamıyorum. Düğün pastasını seçmeniz gerek. Ay bir tanem hanım yapmayın. Misafirler mümkünse umdukları değil buldukları pastayı yesinler lütfen. Katiyen olmaz. Bir düğünde damat bile olması olur. Ama pasta, hem de en afilisinden pasta olmak zorunda. Arayın Cerrah Bey'i, bu işi halletsin. Arayamam ben Cerrah Bey'i falan. Arayacaksın. Aramayacağım. Arayacaksın. Aramayacağım. Hayat. Bir tanem. Müdürüm. Bu ne ki? Ne bileyim ya. Yarışma işte. Liseler arası tiyatro yarışması. Gereksiz gereksiz işler. Bir tiyatromuz eksikti. Buyur.
Yarışmaya katılan liseler arasında birinci olan lise tiyatro grubu ülkemizi Paris'te düzenlenecek olan festivalde temsil etmeye hak kazanacaktır. Ne? Paris mi? Bir dakika, ne dedi bu? Paris. Anam vallahi de Paris. Bir tanem ne dedi? Balayım yurt dışında olacak dedi. Paris yeterince dışarıda. Eminim romantizme yardım ve yataklık eden böyle bir şehri bir tanem asla reddedemez. Hem böylece poketten yırtar, balayını beleşe getiririm. Bekle beni Paris. Bir tanemle sana geliyoruz. Hayatçım bak, düğün pastası olmazsa minik gelin damat figürleri neyin üstünde duracak? Ay neyin üstünde duracak? Bir tanem hanım kendi ayaklarının üstünde durursunlar. İlla pastanın üstüne mi saplayacağız? Şaka yapma Hayat. Ben sağ olduğum müddetçe senin pastasız düğün yapmana izin vermeyeceğim. Ara şu cerrah beyi. Pasta pasta diye beni yedin bitirdin. Sevmiyorum ben. Efendim Hayat. Müsait misin? Bir tanem hanımı zoruyla arıyorum da şu an. Pasta pasta diye tutturdu. Pasta? Ya işte evet pasta. Ben bile söylerken utanıyorum. Yok ben vazgeçtim. Tamam. Alo. Cerrah Bey. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi gelin düğün pastasını seçecek ya. Şöyle alternatifli, bol çeşitli bir sunum hazırlansın. Kendisine öyle karar versin. Tamam ben Sadri'yi hallettiriyorum o işi. İşte bu kadar. Görüşürüz Cerrah Bey. Hayat da sizi çok öpüyor. Gibi bir derdin yok herhalde. Senin aranıyor posterlerini duvarlara astırdım. Görmedin mi? Koray ne oluyor? Ne bu tavırlar? Yok bir şey. Seninle alakalı değil. Tokat meselesi yüzünden küs müsün Salih abinle? Açmış şu konuyu. Sıkıntı yok. İyiyim ben. Neden? Asya. Ne bu transit geçmeler? Biz sevgili değilken benden başkasını gözün görmüyordu. Şimdi beni görmüyorsun. Yapma Asya, dalmışım. Ben seni görmesem bile hep aklımdasın. Hem de gece gündüz. Like. Like. Attın da yani bunda daha boş yerler var. Vallahi daha bu gidişle çok boş kalır onlar. Ya her baktığım probleme yetersiz bakiye veriyor beynim. Oturabilir miyim? Topusu bende değil. Ya aslında matematikten biraz anlarım. Yani neyi yapamadığını göster, yardımcı olur. Ya hadi göster işte ne olacak ya? Yani beğenmezsen yine fırlatır atarsın defteri. İyi. Tamam. Hı, al işte. Bir saattir buna kasıyorum mesela. Bakayım. Şimdi burada asıl olay denklemi doğru kurabilmek. Şimdi x'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa toplayacağız. Bütün öğrencilerin dikkatine.
Herkes en kısa zamanda tören alanında toplansın. Şerif'in duyuru yapacak. Sıraya geçin. Ben şimdi anladım senin derdini. Bütün okula beni sevdiğini anons edeceksin ya. Ona kasıyorsun sen değil mi? Kastığım falan yok Asya. Tamam tamam. Sıkma canını. Böyle bir şey yapmaya mecbur değilsin. Biliyorum zaten beni sevdiğini. Gerilmene gerek yok. Gerildiğim şey anons değil. Koray hastanede Sevda'ya olan aşkını anons etti ya. Şimdi ben de aynısını yaparsam copy paste yaptı diyecekler. Ben ona geriliyorum. Koray'la rekabet edeceğim diye kendini zorlama Loçko. Kimse onun gibi olamaz, o manyaktır. Boş ver, onu tanımış olayım. Burak, bahçede toplanıyoruz abi, anons duymadınız mı? Hadi. Gidelim mi? Olur, tamam. Hocam! Hocam, sizden önce ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Hangi sıfatla evladım? He? Müdür, müdür yardımcılığı gibi bir sıfatla mı? Geç yerine, gereksiz! Bak, çıkıntı sıfatıyla olaya maydanoz olan müstahak ne yapman gerektiğini söyledi. Hocam, biz size hiç teşekkür edemedik. Fırsatını bulmuşken ben hem arkadaşlarım hem de kendim adına teşekkür etmek istiyordum. Madem istemiyorsunuz, ben geçeyim. Dur, dur, dur! Hayır, gel, gel, gel! Olur mu öyle, evladım, gel! Olur mu öyle şey? Tabii ki. Tabii ki. Sevgili öğrenciler, değerli arkadaşınızın içinden birkaç kelime bir şeyler söylemek gelmiş. Tabii ki bırakalım da söylesin neden? Vay! Çünkü duygular paylaştıkça güzelir. Bravo! Yalnız oğlum ağzını korkak alıştırma. Büyüksün, muhteşemsin, süpersin. Aklına ne geliyorsa saydır. Tamam hocam. Alkış! Arkadaşlar, bugüne kadar müdür beye hiç teşekkür edemedik. Gerçekten arkadaşlar, yani müdür bey hem bizim için hem de bu okul için çok önemli şeyler yaptı. Bunlar vazifemiz. Bu kadar muhteşem bir müdüre sahip olmasaydık okulumuz bugün bu durumda olmazdı. Hele ben şu anda hissettiğim coşkuyu, sevinci ve mutluluğu hissedemezdim. Bu kadar süper bir müdüre sahip olmasaydık, kitabına uydurup okula aldığı, böyle güzel gözlere sahip, gülüşüyle, gülüşüyle içimizi ısıtan. Allah'ım, abartmayın. Masallarda bile rastlanamayacak kadar güzelliğe sahip olan bu arkadaşla tanışamazdık. Ve ben hayatımın aşkıyla Asya ile karşılaşamazdım. Bir dakika! Bu aşkın mimarı müdür beydir. Asya. Seni seviyorum. Ben sana deliler gibi aşık. Bir dakika, ne diyor bu ya? Nöbetçiler! 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 Asya, kime diyor? Seni seviyorum. Ben sana deliler gibi aşığım. İndir şunu aşağı. Disipline getireceksiniz sonra. Sessizliği sağlayın. Dur. Sevgili öğrenciler, sen hariç diğer sevgili öğrenciler. İstanbul'da düzenlenen bir tiyatro yarışması olacak. Ve Gedikpaşa Anadolu Lisesi olarak bu yarışmaya iştirak edeceğiz. Adım gibi eminim,
aranızdan pek çok yetenekli öğrenci çıkacaktır. Bizim okulda çok artist var zaten hocam. Sessizlik! Şimdi bu yarışma için tiyatro salonumuzda seçmeler yapacağız. Yalnız şuraya dikkat! Hazırlayacağımız oyun almak ya da olmamak gibi kuru kuru oynanan bir oyun olmayacak. Ne olacak hocam? Ne mi olacak? Sıkı durun. Eğlenceli, curcunalı, içinde ip cambazlarının, jonglörlerin, takla atanların, efendime söyleyeyim, amuda kalkanların olduğu görsel bir şölen hazırlayacağız. Ve seçeceğimiz bir oyunu bunlarla süsleyeceğiz. Arkadaşlar, aranızda çok yetenekli öğrenciler var biliyorum. O yüzden hepinizi seçmeler için tiyatro salonuna bekliyorum. Çünkü Gedikpaşa Anadolu Lisesi olarak bu yarışmayı ya kazanacağız, ya kazanacağız. Açık net. Hadi Argül, yerinize hadi. Hadi yerleşir misiniz? Herkes yerleşti mi, tamam mı? Oturun beyler, sakın kıpraşmayın. Hocam, sınıf hazır. Net. Peki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere sıralarınızın üzerinde birer tane kitap var. Evet hocam, görüyorum. Evet. Sizden onları okumanızı istiyorum. Okuruz hocam. Siz bize birkaç ay zaman verin, biz bunları okuruz. Hocam, siz bize 3 ay verin, biz anca okuruz. Aynen hocam. Tamam, 3'ü tutturdunuz. Evet, 3 doğru ama ay değil. 3 hafta mı hocam? 3 hafta yetmez hocam, net. 3 hafta da değil. Hocam, 3 günde mi okumamızı istiyorsunuz? Yok hocam, 3 gün olmaz ya. Hocam, bence siz mucizelere inanıyorsunuz. Ben mucizelere inanıyorum ama ben daha büyük mucizelere inanıyorum. Bu kitapları 3 saatte okuyacaksınız. Yani 2 ders saat. 3 saat. Hocam, hocam bir gibi kitap. Bir dakika, bir dakika. Tamam, hemen kımışmayın. 1 saniye. Şöyle ki, bu size işkence gibi gelen okumanın bir de güzel ödülü olacak. Neymiş, neymiş hocam? Eğer bu kitapları 3 saatte okursanız sinema bileti kazanacaksınız. Aynı zamanda bugün okuldan izinli sayılıp sinemaya gidebileceksiniz. Yani legal olarak okulu kırabileceksiniz. İşte bu! Okulu kırmak, sinemaya gitmek. Hocam, şimdi bizim dilimizden konuşmaya başladınız. Yaşasın edebiyat! Yaşasın hayat hoca! Arkadaşlar, ben çok pis gaza geldim. Başlıyorum kitaba. Tamam, o zaman sizi bu 3 saat için burada bırakıyorum. Hocam, siz şimdiden biletleri hazırlayın. Göreceğiz bakalım. Peki. Koray, bir şey mi oldu bakıyorsun öyle bana? Yo hocam, böyle dalmışım biraz. Tamam. Görüşeceğiz. Görüşürüz hocam. Şimdi bakalım Fransızca'da bir tanem nasıl söyleniyormuş? Ma chérie. Ne diyorsun kız? Mon chéri. Mon chéri. Mon sel. Tamam, güzel. Şimdi, hoş geldin. Hoş geldin bir tanem. Bienvenue. Mon sel.
Hoş geldin bir tanem demeyi öğrendim. Şimdi de sıra seni seviyorum. Bir dakika ya. Onu sokaktaki çocuk bile biliyor. Jüttüm. Şerifim, bir tanem hocam geliyor. Hemen kaybol. Mümkünse ebediyen. Hop, hemen kaybol. Şimdi de şu ambiyansı bir güzelleştirelim. Gabriel Fauer'den bir şeyler çalalım. Söyle. Aha, ambiyans hazır. Yani hoş geldin bir tanem demekteyim. Ne oluyor Şerif? Seni öyle jötem ki Monsel, yakında Eyfel Kulesi'nin tepesinde ilan edeceğim amorumu. Tahmin et bakalım balayında nereye gidiyoruz? Phuket Adası. He? Hakikaten mi? Ya fonda Gabriel Fauer çalıyor. Bienveni Monsel Amor diyorum. Efendime söyleyeyim, Eyfel Kulesi diyorum. Tahminin Phuket Adası mı? Değil mi? Ben Phuket dedim, şut dadım gitti kızım. Ya yemin ediyorum, aha oradaki La Avize'ye sorsak o bile Paris derdi ya. Paris, Paris. Balayında Paris'e gidiyoruz. Paris mi? He. Paris, Paris. Ay, aşıklar şehri. Bizim şehrimiz bir tane Monselim. Le Vue. Bir, on, de, trois. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. On, de, trois. Kaçıncı sayfalısın Bariyer? Anca kapağını okudum. Romanın adını bitirdim yani. Abi dönüp dönüp aynı paragrafı okuyorum ya. Yok ben kendim veremiyorum. Abi biz niye bunu okumaya kasıyoruz ki? Bu kitapların özeti internette vardır. Aynen lan. Aynen. Mesela bir parfümün kokusunu anlamak için bütün şeyi bitirmeye gerek yok ki. Tester de yeter. Açalım bakalım o zaman. Ama Hayat Hoca'ya ayıp olmaz mı? Ya iyi de asıl bitirmezsek ayıp olmayacak mı Zeynep? Ki bitiremeyeceğiz. Oho! Millet siz konuşun durun. Ben buldum bile oğlum. Yuh! Bu kitabın özeti bile uzun. Kaç sayfa? 3! Ne diyorsun ya? Bütün kitabı okumaktan iyidir yani. İçine dağıtıyoruz. 3x artı 24 oldu. Eşittir 4x. Artı 8'i 3'ün içine dağıtıyoruz. Eşittir 4x. Hayat Hoca o kadar uğraşıyor kitap okuyalım diye. Biz ilk fırsatta aylaklık yapıyoruz. Ya biz 3 saatte bir kitabı nasıl okuyacağız ya? Ya siz ablama bir bilseniz. Yani haftada kaç kitap bitiriyor? O kadar sınav kağıdını okuduktan sonra bir de üstüne üşenmeyip köşesine çekilip kitap okuyor. Hayat Hoca da bayağı okuyor. Bizden de aynısını bekliyor. Siyahımız bırakıyor. Gözde, biraz konuşabilir miyiz? Olur. Gel, geçelim şöyle. Bunlar birbirinin dalgası değil miydi? Öyle. Yine bir şeylerin peşinde herhalde. Ne oldu Koray? Ya yok, bir konuyu merak ettim de. Şu Hayat Hoca'nın iptal olan hikayesi nedir? Niye soruyorsun? Abim bir şeyler anlattı da. Nasıl yani? Ablam cerrahiye anlatmış mı her şeyi? Ya yok. Üstü kapalı anlattı abim. Ben de bir şey anlamadım. Ablamın evleneceği gün nişanlısı nikahına gelmedi. Yani onu öylece bıraktı öyle nikah masasında.
Sen burada uyu. Sevgilin Koray var ya, ex aşkıyla pek sıkı fıkı. Artık eski mutlu günlerini yad ediyorlar herhalde. Benden söylemesi. Adı Tamer, savcıydı. Peki niye gelmemiş nikah? Bunu hiç öğrenemedik. Ablam nikahtan sonra yüzünü görmek istemedi onu. Sen niye merak ediyorsun ki bunu? Yani abim de fazla bir şey bilmiyordu ya. Bir tek sorabileceğim sen vardın, o yüzden. Bildiklerim bu kadar. Peki. Sağ ol Gözde. Teşekkür ederim. Önemli değil. Gözde, selam. Selam, ne haber? İyi. Gözün aydın, Koray'la barıştınız herhalde. Yok canım, nereden çıkardın? Ne bileyim, yanındaydı da. Ha yok, böyle arkadaş olarak konuşurduk. Ablam hakkında bir şey sordu. Sizi öyle yan yana görünce ikinci bir şans için seni ikna ettik diye düşündüm. Vallahi ben insanlara ikinci bir şans vermemem gerektiğini çok iyi öğrendim. Çünkü değişmiyorlar. Aynen öyle. Yani eski bir ilişkiye ikinci şans vereceğine yenisine fırsat vermen daha doğru. İlişki demişken sen de bizim sınıftan bir kızdan hoşlanıyormuşsun, öyle söylediler. Ben de sana taktik vereyim diyecektim. Kim? Ben mi hoşlanıyormuşum? Yok canım öyle bir şey. Nereden çıkardın sen bunu? Bilemeyeceğim artık. Bizim sınıftan güzel bir kız. Böyle sempatik, güzel, neşeli. Ya Gözde dalga geçme. Kimmiş ki o? Nasıl heyecanlandım. Tamam tamam söylüyorum. Emel'den hoşlanıyor musun? Emel. Vallahi kim uydurdu bilmiyorum ama fena uydurmuş. Dediğim gibi yok öyle bir şey. Nasıl ya? Ben çok yakıştırmıştım sizi. Özde, Emel benim sadece arkadaşım. Bakın, birazdan buraya bir sürü yetenekli öğrenci gelecek. Bir izdiham yaşanmasını istemiyorum. O yüzden. Öğrencileri sıraya dizeceksiniz, tek tek alacaksınız. Tek tek alaraktan, bade süzerekten hallederiz şerifim, sen merak etme ya. Müdürüm, ya aslında ben de çok yetenekli adamım bura. Ne diyorsun, katılayım mı ben de seçmelere? Beni dellendirme, beni dellendirme. Şu organizasyon bir aksasın, sizi seçmelere sokarım, seçileni de kovarım, aklınızda bulunsun. Ne duruyorsunuz? Hadi çalışın. Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. Ne yaptınız? Hocam okuduk, yedik, bitirdik. Tamam, hepsi ya. Okudunuz mu gerçekten? Hocam keşke iki tane kitap verseydiniz ya. Canı yürekten inanayım mı size? Ya hocam inanın tabii. Hocam İnanayım mı? İnanın hocam. İnanayım mı? Hocam inanın. Harika. Hocam isterseniz anlatalım. Evet hocam, kitaptan sorular sorun. Hocam giriş, Hatice, netice. Nereden istiyorsanız sorabilirsiniz. Giriş gelişme sonuç olmasın mı? Hocam şimdi buradaki Hatice gelişme, netice de sonuç oluyor. Peki, anlaştık. Hocam biz sözümüzü tuttuk, şimdi sıra sizde. Aynen hocam. Biz kitabı okuduk, sinema biletlerini istiyoruz lütfen. Sinema biletlerini istiyorsunuz. Evet. Evet. Evet hocam. Hakkımızı istiyoruz. Yani gerçekten böyle hepinizin okuyacağından çok umutlu değildim ama bir iki taneniz mutlaka okur diye düşünüyordum. Benden değil mi hocam? Beni yine hayal kırıklığına uğrattınız. Teşekkür ederim. Hiçbiriniz okumadınız değil mi? Hocam okuduk işte. Okuduk hocam. Okuduk. Hocam. Hayır okumadınız. Ben size ne yaptığınızı söyleyeyim. Ben şu sınıftan çıkar çıkmaz o altıncı duyunuz haline gelen telefonlarınızı çıkardınız. O kitapların kesinlikle yerini tutmayan tatsız, tuzsuz özetleri okudunuz. Yalan mı? Yalan. Yok hocam. Hocam.
Bence siz sinema biletlerini vermemek için yan çiziyorsunuz. Aynen öyle. Tabii. Çocuklar, ben o biletleri size verdim zaten. Nasıl verdiniz hocam? Hocam ne zaman verdiniz? Vallahi benim haberim yok. Oğlum biletleri aldığınızda bana vermiyorsanız papaz olur. Oğlum saçmalama lan, bilet mi var? Lan dönün lan. Kes koy koyu. Hocam almamışlar. Açın kitaplarınızın son sayfası. Aa, bilet. Hocam, ben son sayfayı açmamıştım, ondan görmemişim. Bravo. Hocam yine ters köşe yaptınız, bravo. Eğer kitaplarınızı son sayfasına kadar okusaydınız... biletleri verdiğimi de görecektiniz. Çocuklar, gerçekten benim için yine bir sükutu hayal oldunuz. Teşekkür ederim hepinize. Ben artık kendimden soğudum size kitap okuyun dediğim için sürekli. Ya kitap güzeldir, kitap dosttur, arkadaştır, hayal gücünüzü geliştirir. Yoruldum artık. Teşvik bile yetmiyor sizin kitap okumanız için. Şu hale bakın, halinize bakın. Ya hocam, ben kendi adıma gerçekten özür diliyorum. Yani haftaya bir şekilde telafi edeceğiz. Sinema bileti falan da istemiyoruz. Ben de özür dilerim hocam. Peki, her şey kabul mü? Evet hocam. Tamam. Bir haftada 3 kitap. Ne? Aa, hocam 3 kitabı nasıl okuyalım ya? Okuyalım 3 kitabı çok. Allah. Aynen. Hocam mümkün peki değil. O zaman ben de size söz veriyorum. Bugün için aldığım biletleri haftaya için değiştir. O zaman olur. O zaman. Tamam hocam, olabilir. O zaman zorlarız sizin için. O zaman ders bitmiştir. Buyurun arkadaşlar. Sen yavaş okudun. Oğlum bırak. Ben az seni. Yürü, yürü. Allah Allah. Allah. Yürü lan. Hadi Asya be. Bırak. Koray, bir bakar mısın? Ne oldu senin dalgınlığın? Geçmedi mi hala? Neyin var? Tokat mevzusu mu hala? Evet hocam, biraz öyle. Düşündüğünüz için teşekkürler. Düşünme daha fazla. Uzatma. Ha? Hadi bakalım. Ya sen hayatla konuşup gerçeği açıklayacaksın ya da ben açıklarım. O tokadın intikamını mı alıyorsun aslanım? Gerçekten bir şey biliyor musun yoksa benimle oynuyor musun? Ama haklı. Her şeyi anlatmam lazım hayata. Bu nereden çıktı Asya? Buradan çıktı. Yani içimden geldi. Sevdin mi? Sen ne diyorsun? Bu çok pahalı bir telefon. Değeri senin herkesin karşısında benim için söylediklerin kadar etmez. Merak etme. Gerek yoktu. Şişt. Sen bu telefonla benim mesaja boy yeter. Like. Like. Bir tanem, ikimiz jüri olacağız. Çocuklar gelecek, yeteneklerini gösterecekler. Beğenmezsek ne yapıyoruz? Ay aklım çıktı. Gereksiz kere gereksiz. Ne yapıyorsun? Ya müdürüm, ben bir tanem hanım hoca yengenin beğenmesi ne yapacağını gösteriyordum. Oğlum, bir tanem hanım teorik olarak da anlar. Bir daha yapma. Tamam müdürüm, bir daha yapmam. Ya şunu. Ay Allah aşkına yapmayın, şunu kulaklarımız patlayacak. Ne yapayım? Ne yapayım bir tanem? Bunlar beni sonunda öldürecek. Sana yemin ediyorum bunlar yüzünden devletin bana risk tazminatı ödemesi lazım. Ay tamam Şerifciğim, sakin ol. Ne zaman başlıyor seçmeler? Birazdan burada bir izdiham olacak bir tanem. Öğrenciler gelecek ve aralarından seçim yapmak hakikaten çok zor olacak. Çok heyecanlandım ben. Pardon, çok özür dilerim bir tanem. Ben de heyecanlandım, yanlışlıkla oldu. Bakma bana.
Sizler, ablanın nikah konusunda merak ettiğim başka bir şey var. Sen hala orada mısın? Neymiş o? Bu. Ablamın nikah davetiyesi bu. Sende ne işi var bunun? Abimin odasındaydı. Ya Cerrah abinin bununla ne alakası olabilir ki? Ya ben de bilmiyorum işim ama öğreneceğim. Ya seni bulaştırmak istemiyordum bu konuya ama yardımın gerekebilir. Tamam, ben de çok merak ettim. Yalnız şimdilik aramızda kalsın. Ne olduğunu öğreninceye kadar kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Söz mü? Söz. Benim bu seçmelerle ilgili bazı kaygılarım var. Yaygın kaygı bozukluğudur bir tanem. Geçer, rahat ol. Dalga geçme Şerif. Tamam, dalga geçmiyorum. Nedir peki kaygın? Ya biz bu insanların yetenekli olup olmadığını anlayamazsak? Bir tanem, senin müzik kulağın benim drama burnum sayesinde yetenekliyi yeteneksizden şıp diye ayıracağız. Hiç merak etme. Bu burun yeteneğin kokusunu alır. Nadir! Müdürüm. Katılımcıları salona katabilirsin. Emredersiniz. Gel. Geç. Hah, gel. Geç, tam ortaya geç. Ha, tamam, dur. Kutup ayılarının nesli tükenirken soyunu sürdürebilen Nadir. Yavrum, niçin katılımcıları tek tek almıyorsun? Belki de ikilidirler Şerif. Masar'la Fuat gibi, Metin'le Feyyaz gibi, Çelik'le Ercan gibi. Bir tanem, bu saydıklarının hepsi özünde üçlü. Ama içinde ikili küme barındırıyor değil mi? Peki. Bitirin ikili. Hadi bakalım, görelim sizi. Buyurun. Yalnız müdürüm, bunlar ikili falan değil ki. Seçmelere sadece bu ikisi katıldı, ben de aldım geldim. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Okulda yüzlerce öğrenci var. En azından üçte biri gelseydi. Gereksizler. Gereksiz bir şey olsaydı sıraya dizilirlerdi. Ama hata sende Nadir. Evet, çünkü duyuruyu tam duyuramadın. Sanatın gelişimine köstek Nadir. Yıkılın karşımdan. Yıkılın. Koş. Gereksiz. Yok. Ne oldu? Mevzu mu var? Ya telefonum yok. Nasıl yok ya? Bayağı yok işte. En son Onur'a mesaj attım derste. Sonra zil çaldı. Dışarı çıktım. Döndüm, telefon yok. Bu var ya, kesin bizim eleman. Ya hiçbiriniz görmediniz mi? Gömülmüşsünüz telefona. Ayakta uyuyorsunuz birader, ayakta. Ya demin burada biri dolaşıyordu. Üstünde siyah kapşonlu bir şey vardı ama. Yüzünü gördün mü, yüzünü? Bana dağıtmalık ağız burun bir yüz gerekiyor. Ya Bariyel, kapşon dedim ya, görmedim yüzünü. Nereye gitti? Sınıftan çıktı gitti. Yürü Bariyel, yürü. Koray. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne konuşuyordun Gözde'yle? Dersle ilgili konuştuk. Kantinden bir şey istiyor musun? Kardeşim, siyah kapşonlu birini gördün mü? Şu arka koridorda gördüm galiba. Tamam. Ben ya, buradan daha kısa. Gel. Thank you.
Hala hayatla konuşmadın. Tüm gerçeği anlat yoksa ben anlatacağım. Cerrah Bey. İyi misiniz? Resmen yer yarıldı, içine girdi bariyer. Aynen. Bu ne ya? Bu ne ya? Ah, sweatshirt. Ne? Eldivenler. Bariyer, ne yapıyorsun? Milletin çantasını mı karıştıracaksın? Normalde benim sana gaz vermem gerekiyor Aragaz. Neyin kafasını yaşıyorsun? Doğru diyorsun ya. Soran olursa arama iznimiz var deriz. Aynen abiciğim. Oo! Bulduk, bulduk. Ne diyorsun ya? Bu Zeli bir telefonu. Aynen abi, işte. Peki bu çanta kimin? Personel kartı. Müstahak! Müstahak! Efendim? Ne oldu? Benim çantam sizde ne arıyor? Daha doğrusu bunun içinde ne arıyorsunuz? Biz aradığımızı bulduk Müstahak. Sen de şimdi belanı bulacaksın. Baba. Zımba gibi öder. Kimin ki bu? Aferin sana Yasin. Eser hakkında yürü. Bu ne ya? Ha, internetten kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Bari çıktısını kontrol edin. Ödevimi yap nokta net nedir ya? Alo, efendim Cerrah. Hayat, seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ne oldu? Ya dışarıdan bir sesler geliyor. Ben akşam geleceksin, konuşacağız zaten. Tamam mı? Arayayım seni sonra. Çıkmam lazım. Olur. Tamam, olur. Çocuklar ne oluyor? Yaşasın, suvariler geldi. Hayat hocam, bunlar bana hırsız diyor ya. O ne demek şimdi? Hocam, çalınan eşyalar onun çantasından çıktı. Bakın hocam. Ya çok hoştu, çok romantikti. Ama keşke böyle bir şey yapmasaydın. Ya şimdi sana çok ağır bir disiplin cezası verirlerse? Disiplinsiz sevgilim benim. Korkma sen ya. Belki yaşım küçük diye az ceza yerim. Belki ilk suçun diye tutuksuz yargılanırsın. Ya da okulun zindanlarında çürürüm. Böyle sen de uzun teneffüslerde bana görüşe gelirsin. Tespihti, temiz çamaşırdı falan getirirsin bana. Şöpşik ya. Hadi hazır mısın? Gir içeri. Tamam. De haydi. Olduğun yerde kal! Oğlum ne oluyor? Bırak! Hocam! Ne oluyor? Beynindeki nöronlarda elektrik yerine sanayi ceryanı dolaşan devreleri yanmış Nadir. Bırak çocuğu! Aman şerifim! Mahkumu zincirsiz, prangasız ve kelepçesiz getirmişler. Siz de saldırabilir ve zarar verebilir. O yüzden zapt ediyorum. Oğlum bırak! Kendisi bir seri katil, bir azılı suçlu değil. Sadece mikrofonu gördüğünde dayanamayan rapçi gibi normal başlayıp sonra sapıtan bir gafil. Vallahi hocam ne deseniz haklısınız. Ama söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Oldu. İstersen bir de git şu köşede tek ayak üstünde dur, bitsin gitsin bari. Hocam ne kadar güzel söylediniz. Verin o mübarek elinizi bir öpeyim. Yavaş, gereksiz. Cezadan kurtulabileceğini mi sandın? Bir an için. Senin için disiplin cezası kaçınılmaz oğlum. Okuldan uzaklaştırmadan tasdiknameye kadar çeşitli seçeneklerimiz var senin için. Hepsini bir torbaya doldurur, içinden tombala çektiririz artık. Okuldan uzaklaştırmak mı? Okuldan uzaklaştırmak demek, Asya'dan da uzaklaşmak demek. Hala ne diyor ya? Hocam, bunu halletmenin bir yolu yok mu? Hani aramızda falan halletsek bu işi? Terbiyesiz! Sen görev başındaki bir müdüre ne teklif ediyorsun? Çık dışarı! Dur, 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 dur Nadir, dur. Loçko Kod adlı öğrenci zihnimde kıvılcımlar çaktırdı. Cezadan kurtulmanın bir yolu var Loçko. Hocam, her teklifi açıyor. Bak evladım, biliyorsun okulumuzu tiyatro yarışmasına sokacağım. Ancak
Öğrencilerden katılım yok. Yarın tiyatro kolu seçmelerinde uzun kuyruklar görmezsem seni disiplin cezasına çarptırır, cezanı da Ardahan Kazbaşı Anadolu Lisesi'nde çekmeni sağlarım. Hocam, siz hiç merak etmeyin. O öğrenciler o salona gelecek. Bu iş bende. Nadir. Hocam saygılar. Uyum kurusun. Gördün mü Nadir? İki dakikada nasıl çözdüm ama olayı? Ha? Ya, sen var ya sen. Ben geldim. Çık kendine gel hadsiz. Dolap senin değil mi abi? Sana güvendik. Sen mi çaldın? Ya sen mi çaldın birader? Ne oluyor ya dışarıda? Bu sesler nedir? Bakayım mı dur? Dur. Bizzat ilgileneceğim. Abi sana abi diyoruz biz. Güveniyoruz. Doğru mu usta? Daha kaç kere söyleyeceğim Hayat hocam? Vallahi benim bir şeyler çaldığım falan yok. Tamam da Müslüman, bu dolap kimin dolabı? Senin. Bu çanta kimin çantası? Benim çantam. Bunlar kimin? Ne bileyim. Hocam hatta bunlar benim. Bakın hocam her şey ortada. Hırsız müstahak. Bir dakika. Çocuklar sakin olun. Suç ispatlanana kadar kimse suçlu değildir. Evet ben suçsuzum. Ben bir şey çalmadım ki. Az maaş aldığından şikayetçi olup duruyordu zaten. Hala şikayetçiyim. Şerif müdürün cimriliği müstahakı yaktı. Bir de o var. Hayat hocam ne olursun Şerif'imin bundan haberi olmasın. Bir dakika, bir dakika. Benim neyden haberim olmayacakmış? Asyan. Loşko. Demek çıkana kadar bekledim beni. Ya bırak geyiği de söyle ne ceza verdi? İyi halden serbest bırakıldım. Demek isterdim ama hayır. Şartla tahliye edildim. Neymiş peki şartı? Tiyatro seçmelerine katılmaları için edebildiğim kadar çok öğrenci ikna edeceğim. Of, o zaman işin çok zor. Zor değil ya. Yani iki kişi kaydolmuştu zaten. İki kişi de ben buldum. Aa, ne ara buldun ya? Bu ara senle ben. Yok artık saçmalama. Ben hayatta o sahneye çıkıp dans falan etmem. Aa. Edersin Asya, edersin. Yani ya da şey yaparız, biz de bir oyun oynarız seninle. Beni kıracak değilsin ya. Hem sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Sevgi emekti. Hoşça kal. Al yazma. İstersen sen bir de filmin müziğini yap ağzında, tam olsun. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Sen sakın bu ara ormana falan çıkma. Av mevsimi açıldı, sonra seni büyük geyik diye avlarlar. Ne olursun Şerif'im bir şey söyle. Yalvarırım. Bağırın, çağırın, haykırın. Yangın alarmını çalıştırın. Ama böyle kovboyu yakalamış kızı deliler gibi arkandan dönüp dolaşmayın. Yemin ederim başım dönüyor ya. Öyle mi gereksiz? Sen daha dur. Sen bunları daha hapishanede anlatacaksın. Pardon, söz almak istiyorum. Müstahak abi, ben geçenlerde kantinden bir tane karışık tost söyledim. Ama tostun içinde sadece kaşar vardı. Yoksa sucukları sen direkandı mı yaptın ha? Ya yemin ederim ben çalmadım. Vallahi billahi ben çalmadım ya. Sen çalmadıysan kim çaldı? Ha? O zaman onların sende ne işi vardı? Seni konuşturacağım müstahak. Gereksiz. Ne yapıyorsun? Şimdi iyi polis, kötü polis oynayacağız. Anca suçunu öyle itiraf ettiririz buna. Şimdi ben rol değiştirip iyi polis olacağım. Siz zaten kendiniz kötüsünüz. Bakın şimdi. Müstahak abicim. Bak burada yabancı kimse yok. Biliyorsun kardeşin müdürü. Bizim yanımızda her şeyi rahat rahat anlatabilirsin. Sen yaptın değil mi abi? Hadi itiraf et, sen yaptın. Ben yapmadım Nadir. Ben yapmadım, ben yapmadım. O zaman nasıl girdi onlar senin dolabına? Kuzenimin yeni doğan çocuğuna verdiğim Şerif ismini nüfusta sildireyim ki ben yapmadım. Bak Müstahak, benim bu sözlere karnım tok oğlum. Sen yapmadıysan kim yaptı? Müdürüm, biraz sakin. Müstahak abicim, gerildin değil mi sen ha? Dur ben sana birazcık masaj yapayım. Sen mi yaptın? Sırtına gereksizse söndür yazılacak gereksiz.
Ne yapıyorsun? Ya müdürüm, ben iyi polisim ya. Güya iyilik yapıyorum, iyi polis yapıyorum. İyi, al Müştak'ı karşıdan karşıya geçir bari. Ha, olay bende. Şerif! Şerif, Hayat'la Cerrah düğün pastası bakmaya gideceklermiş. Biz de onlarla gidelim. Sana hayır demem imkansız biliyorsun bir tanem ama şu anda çok önemli bir durum var. Başka zaman gitsek, başka zaman halletsek. Hay Allah ya. Hayatlarla gitsek belki bize indirim falan yaparlardı da. Neyse, pahalı mahalı alacağız artık. Yavaş. İndirim söz konusu olduğunda akan sular durur. Hemen geliyorum. Şerif'im. Ben ne olacağım? Duruşmaya ara verildi. Senin durumun yarın karara bağlanacak. Siz gidin my captain, olay bende. Cerrah Bey, eğer isterseniz ben size ön sunum yapayım. Mesela şu pasta... Teşekkürler. Yani bu pastaya da organizasyona da gerek kalmayabilir. Evet, sonunda baş başa kalabildik Müstahak. Şimdi bana, yani iyi polise her şeyi birer birer anlatıyorsun ve bir şeye ihtiyacın olduğunda anında bana söylüyorsun. Ne oluyorsun ya? Çok daha iyi polis oluyorum. Bir şey, bir tanem. Hadi anlat bakayım, olaylar nasıl gelişti? Ya Nadir, sen niye laftan anlamıyorsun? Gelişen bir olay falan yok. O gelişmemiş kafanla neyin peşindesin onu anlamış değilim. Hey! Hey, hey dostum. Acilen kendini adaletin şefkatli kollarına bırakıyorsun ve her şeyi itiraf ediyorsun. İftira ediyorlar. Ne itirafı? Ben hırsızlık yapmadım ki. Demek benden kötü polis olmamı istiyorsun ha? İyi polis. Kötü polis. Merhaba, kolay gelsin. Başladınız mı? Cerrah. Evet. Geç kalmadım değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin sen? Aslında seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ya ben az... Merhabalar. Merhabalar Cerrah Bey. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynanalarımız bizi seviyormuş. Tamam. Biz de bakabilir miyiz pastalara? Ha tabii, buyurun buyurun tabii. Çünkü biliyorsunuz bizim de bir düğün hazırlığımız var. Sizin düğün hazırlıklarınız bizim için staj niteliğinde. Müsaadenizle. Lütfen. Bozulmadın değil mi, sana söylemedim diye? Şimdi onların da düğün hazırlığı, merak ettiler, gelmek istediler. Kıramadım. Yok canım, önemli değil, iyi yapmışsın. Ben mesela meyveli pasta öneririm size. Çok lezzetlidir. Tamer abi o zamanlar savcıydı. Yani Cerrah bile ne gibi bir bağlantısı olabilir ki? İşte ben de bunu bulmaya çalışıyorum Gözde. Koray, neden yapıyorsun bunu? Yani neden bu kadar çok kurcalıyorsun? Çünkü abimin de her şeyin hakimi olmadan öğrenmesini istiyorum. Yani bazı şeylerin unutulup gitmeyeceğini görmesi lazım. Bunlar neler yapmışlar, şuraya bak. Bunlar olmasa da olur biliyor musun? Hatta hiçbir şey olmasa da olur. Sen ol yeter ki. Ya senin canın bir şeye sıkkın, söylemiyorsun bunu. Getirdim diye mi olsun? Ya yok canım, bunlarla bir ilgisi yok. Canın sıkkın olduğunu kabul ediyorsun ya. Seninle baş başa konuşmak istediğim bir şey var. Konuşalım. Ne olur ki? Ne yapıyorsun? Ah! 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 Şerif!
Ya. Oh, İmdat! Teşekkür ederiz. Şerif, sen ne zannediyorsun? Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Pasta savaşı şey öyle değil. Böyle yapılır işte. Şerif Bey, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ama... Ben ne yaptım? Beni pastayla öldürmeye teşebbüs ettin. Ya tatlı krizi diyeceğim. Böyle tatlı kriz mi olur bir tanem hanım? Gelin üstümüzü şey yapalım, değiştirelim. Çok özür dilerim. Kendimi kaybettim. Önemli değil. Alın siz bunu. Şunu da alın. Ama benimle inatlaştı. Benimle çok inatlaştı. Tamam, sakin. İnternetten biraz araştırdım. Adalet Bakanlığı kadrosunda bu isimde savcı yok. Ama Barak'a kayıtlı biri var. Ya ben hala anlamıyorum. Yani Cerrah abiyle Tamer abinin ne alakası olduğunu, o davetiyenin sizde ne aradığını hala anlamıyorum. Ben bunu öğrenmenin bir yolunu biliyorum galiba. Bak, gördün mü Sevda Hanım? Senin Koray durduğu yerde durmuyor. Koray, niye yapıyorsun bunu ya? Ya kusura bakmayın, ortalığı da berbat ettim ya Cerrah. Cerrah Bey? Özür dilerim, dalmışım biraz. Çok özür diliyorum. Ya ben böyleyim işte. Mahallede çocukların oynadığı top önüme yuvarlanmaya görsün. Yemin ediyorum hemen maça tutuşuyorum. Böyle kendimi kaybediyorum. Röveşata, çift dalma falan. Allah ne verdi? Aha geliyorlar. Müdür Bey. Bir tanem. Çok pişmanım, affettin mi beni? Ol zaten. Pastaları yüzüme öyle bir çarptın ki şeker komasına girecektim. Çok tatlısın. Hem de yüzünde pasta olmadan bile. Yalnız bak senden şunu özellikle rica ediyorum. Lütfen beni bir daha böyle bir oyunun, böyle bir olayın içine sokma. Çünkü gerçekten kendimi kaptırıyorum ya. Bir huyunuzu daha öğrenmiş olduk Müdür Bey. Onu anladık. Hayatçığım biz seninle şu yemek seçimine geçelim mi? Bence o faslı hiç geçmeyelim. Yani... Böyle pastaydı, çiçekti, gereksiz harcama. Bence onu harcayacağımız parayla birkaç tane daha fidan alalım. Bir hatıra ormanı yapalım, ne olur. Cerrah, çok affedersiniz. Sen bana bir şey mi söyleyecektin, bir söyler misin? Ya ben de aslında aynı şeyi söyleyecektim sana. Yani şu pasta falan organizasyonu bırakalım. Onun yerine dediğin gibi fidan falan ekelim. Duydun değil mi? Dünyalar zengini adam bile düğün masrafı yapmamak için yemekti, pastaydı. Of. Efendime söyleyeyim, çiçekti, böcekti gibi şeylerden vazgeçiyor. Acaba diyorum kız, acaba biz de... Kurduğun cümleyi tamamlarsan her şey burada biter Müdür Bey. Ah, yüzüme yapıştırdın yine Müdür Bey. Maşallahım var bugün. Pasta? Pasta yok. Aç. Bakalım ne kadar daha kaçacaksın. Ne yani Şerif'im? Şimdi gerçekten beni kovuyor musun? Bak Müstahak, başka çarem yok oğlum. Veliler okuldaki hırsızlık mevzunu büyütmesinler, şikayet etmesinler diye böyle yapmak zorundayım oğlum. Ama ben hırsız değilim ki. Ben bir şey çalmadım. Ama onca şeyi açıklamıyorsun. Onca şeyin dolabında ne aradığını açıklayamıyorsun. Bak, ben de seni kovmayı hiç istemiyorum. Derinlerde bir yerde beni sevdiğini biliyordum Şerif. Sevgiden değil gereksiz. Senin kadar ucuza çalıştırabilecek bir eleman bulamam diye istemiyorum. Neyse. Hadi git eşyalarını topla oğlum.
Ama Şerif'im müstahak. Hadi git. Gözde. Ne oluyor ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Burak bitti, şimdi Koray'a mı yanaşıyorsun? Sevda, benim kimseye yanaştığım falan yok. Gözde. Koray'ın sana yüz vereceğini mi sanıyorsun sen? Sevda, benim Koray'la bir işim yok. İlişkiniz olduğunu biliyorum. Burak'la da bir ilişkim vardı benim. Burak seni sevmiyordu. Ama Koray seviyor, biliyorum. Ha, sen de beni sevmiyor diye ayarttın yani, öyle mi? Sevda, benim kimseye ayarttığım falan yok. Ama bizi ayırmak için elinden geleni yaptım. Gözde, aslında benim sana teşekkür etmem lazım, biliyor musun? Sen Burak'la beni ayırmasaydın eğer, ben Koray gibi birini tanıyamayacaktım. İyi işte, ne güzel. Şimdi izin olursa gidebilir miyim? Gözde. Bak. O kulaklarını aç, beni iyi dinle. Ben Burak'tan vazgeçtim, sen de onu elde edebildin. Ama ben Koray'dan vazgeçmeyeceğim. Arkadaşlar, bugün içinizdeki Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı keşfedeceğiniz gündür. Bugün Oscar heykelciğine giden yolda kırmızı halıya atacağınız ilk adımın günüdür arkadaşlar. Loçko kardeşiniz sizi içinizdeki yeteneği keşfetmeye çağırıyor. Ha, sadece içinizdeki yeteneği keşfetmekte de kalmayacaksınız. Tiyatro koluna yazılanlar, provalar süresince derslerden, sözlülerden ve yazılılardan yırtacak arkadaşlar. Evet. Tamam, tamam. Arkadaşlar, hepinizi bekliyorum. De haydi. Hadi yürüyün daha. Hadi bakalım. Hadi. Kıvırcık, bak seni mutlaka bekliyorum. Yetenekli çocuksun, hadi. Tamam, geleceğim. Loçko, sende de bayağı politikacı potansiyeli varmış. Tabii ki Asya. Yani bugün demokratların adayı ben olsaydım, bugün Trump'ın yerinde ben oturuyordum. Ama olmadı. Mustafa abi, nereye ya? Böyle valizi falan toplamışsın. Burak kardeş, bu hırsızlık mevzusu yüzünden kovuldum. Memleketime dönüyorum. Ne diyorsun ya? Hakkınızı helal edin diyorum. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Abi helal olsun tabii de yani. Olmadı ki böyle. Tabii keşke böyle bir iftira atılmasaydı da yüzüm kızarmadan gitseydim. Utanmadan yüzünüze baka baka gitseydim. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Abi deme bak öyle, üzülüyoruz ha. Üzülme Burak kardeş. Kaderimde böyle utana sıkıla gitmek varmış. Ben hırsızlık yapmadım. Benim adımı hırsız olarak hatırlamayın. Bu bana yeter, fazla bir. Bir şey yapmamız lazım yani. Bence abi, Müstaka abi hırsız falan değil yani. Ben de öyle olduğunu inanmıyorum zaten. Böyle çekip gitmesine izin veremeyiz. Aynen, bence de değil. Hayat Hoca'ya gidelim. Belki o bir şeyler yapar. Aynen, hadi gidelim. Gel. Günaydın, günümün aydınlığı Kara Sevdam. Günaydın. Gemileriniz sigortalı değildi galiba. Ne? Karadeniz'de batan gemilerinizden bahsediyorum. Sigortalı değil galiba. Ay Koray, şaka kaldıracak halim yok gerçekten. Hop 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 hop, bir dakika. Ne oluyor?
Neye bozuksun sen? Sana. Bana mı? Ben ne yaptım ya? Koray, gözlere ne işler çeviriyorsunuz siz? Ne bu yakınlık? Bak Koray, ben tam sana inanmaya güvenmeye başladım. Bir darbeyi daha kaldıramam. Ya saçmalama Sevda. Durum öyle tahmin ettiğin gibi falan değil. Bütün savunma cümleleri böyle başlıyor zaten değil mi? Ya bir şey savunmuyorum ki ben. Dinleyeceksen anlatacağım. Dinliyorum. Tamam gel şöyle. Gel oturalım gel. Birincisi, hayatımda Gözde yok. Bir tek sen varsın. İkincisi, Gözde ile konuştuğumuz konu abim ve Hayat Hoca ile ilgili. Gel. Hocam, beni çağırtmışsınız. Ya senden bir şey rica edeceğim. Bir arkadaşım aradı da benim, bir okulun kitap ihtiyacı varmış. Ben çok karışım. Sen götürür müsün rica etsem? Hocam götürürüm tabii, ne demek? Sağ Neymiş o Hayat Hoca ile ilgili olan konu? Gel, onu da gittiğimiz yerden alacağım. Gel, hadi. Nereye? Nereye mi? Ya sen bir yere gidelim desem ben sana nereye diye sorar mıyım? Ha? Çünkü ben seninle ölüme bile giderim. Gel hadi. Demek gittin Müstaka. Çok da üzgündü hocam. Yani ben hırsız değilim diye falan durdu hep. Açıkçası biz de onun hırsız olduğuna inanmıyoruz. Yazık yazık. Vallahi ben de inanmıyorum hiç Müstaka'nın böyle bir şey yapacağına ama. Hocam Müstaka abi telefon çalındığı sırada okulda değilim dedi ama. Ama ne? İspatlayamadı hocam. Tabii. İspatlayamaz tabii. Müdür bey parasına kıyıp kameraları yaptırmadığı için. Hepsi bozuk hala. Yani. Ya o sırada Müstaka abinin okulda olmadığını bir ispatlayabilsek hiçbir sıkıntı kalmayacak zaten. Kovulmayacak yani ama. Görüntü olmadığı için elimizde bu imkansız. Aslında benim aklımda bir şey var ama bilmiyorum çalışırım. Ya Koray yürütüyorsun beni böyle gözlerim kapalı. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ya gel tamam sakin ol. Hazır mısın? Hazırım. O zaman işte. Koray çok güzel. Burası ne böyle? Burası bizim gizli yerimiz. Gizli yer mi? Evet. O kadar gizli ki sen bile bilmiyorsun. Hadi gel oturalım. Nereden çıktı bu gizliye? Ya hani bir ara gözleri Burak kaybolmuştu da onları arıyorduk ya. Evet. İşte o zaman sen Burak'la bizim gizli yerimiz var demiştin. Sen de beni kıskandın yani. Yok canım. Ne kıskanacağım? Geberdim, geberdim. Burası artık seninle bizim gizli yerimiz. Sen çok tatlı, çok düşünceli, çok... Yakışıklı. Ukalasın sen, ukala. Ama tamam. Hem yakışıklısın, hem ukalasın. Ya Aragaz, Müstaka abi okuldan ayrılmış biliyor musun? Biliyorum, hep onu düşünüyorum ya. Bariyer, biz acaba yanlış mı yaptık? Ya ben de üzülüyorum ama abi kendi gözlerimizle gördük yani. Kayıp eşyalar onun dolabından çıktı. Bir de eşyasını kaybedenin durumunu düşünsene. Ne bileyim ya. Yani zengin bebesi olsak koymaz ama Zeynep için telefonu bayağı değerliydi. Şuraya bak, kancı burun hiç takmıyor seni. Şş, alo. Normalde atar yapardın, duymazdan mı geliyorsun? Hayırdır genci olar, bir problem mi var?
Hiç duymamış ya. Ya sen bayağı disconnect olmuşsun birader. Baksana anında ağa bağlanılamıyor yazıyor bana yani. Ya Aragaz, espri yapmadığın zamanlarda komik çocuksun aslında, biliyor musun? Ha. Neyse. Oğlum, Hayat Hoca beni bir okula gönderdi kitap götürmem için. Okulun durumu perişan abi. Baksana. Dökülüyor ya. Yani sadece kitap değil, bir sürü eksiği var bu okul. Ya çocuklar burada nasıl ders yapıyor ya? Resmen harabe. Abi biz kendi okulumuza burun kıvırıyoruz. Millet ne şartlarda okuyor ya? Ya aynen. Bir şey yapmak lazım ya. Vallahi aslında benim kafamda bir fikir var. Okulda kampanya başlatacağız. Sadece kitap değil, yardım da toplayacağız. Var mısınız? Ay, burası ne kadar güzel bir yer ya. Sen nereden buldun burayı? Burası yoktu ki zaten. Yani ben açtırdım. Ne? Şaka şaka. Ya geçenlerde arabanın lastiği patlamıştı. Burayı gördüm. Aklıma bir anda sen geldin. Canım benim. Koray, iyi ki şahit olmadım ben, ne oluyor? Abi, Sevda çok iyi. Hala çok kızgınsın değil mi abine? Hem de çok. Yani tarifi yok. Ama o haksız tokadın acısını ondan çıkartacağım. Göreceksin. Sonra çıkarsınız, bu önemli. Sizden ricam, dün çektiğiniz ne kadar fotoğraf, video, öz çekim varsa hepsini bana gönderir misiniz? Niye hocam? Hocam, artık okulda fotoğraf çekmek de mi yasak? Hayır canım, alakası yok. Sadece şansımız yaver giderse müstahakın suçsuz olduğunu ispatlayacak bir delil bulabiliriz belki. Ha, evet hocam ya. Anlatabiliyor muyum ya? O yüzden sizden ricam, şimdi teneffüste lütfen gidin diğer arkadaşlarınıza. Söyleyin ne kadar öz çekim, video, fotoğraf varsa hepsini bana göndersin. Tamam hocam, o iş bizde, hallederiz. Hadi, tamam hadi. Hadi. Size güveniyorum. Tamam hocam. Gönderdiniz mi? Söylediniz mi? Herkes gönderiyor değil mi? Gönderdik. Gönderiyoruz hocam. Burası bizim okulumuz. İşte canım okulum. Seni çok seviyorum. Bakalım. Aa hocam bakın. Müstahak abi işte bahçede. Aa, elinde kalan var mı? Gördüm gördüm. Bir dakika, şu sesi nereden açılıyor? Bir aç bakalım sesini. Ne diyeyim? Şu... Duydunuz mu? Fonda şey gidiyor, öyle tartıldı. O zaman saat ben size söyleyeyim 12. Evet. Tam 12'de çalıyor. Hocam zaten Zeynep'in telefonu tam o saatte çalındı. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Peki Müstahak abi aynı anda hem bahçede hem de Zeynep'in telefonu nasıl çalıyor? Aynen abi. Ya mümkün değil. Şimdi o zaman şu önemli. Zeynep, sen en son telefonunu hatırlıyor musun? Ne zaman yanındaydı? Yani bilmiyorum ki hocam, hep yanındaydı herhalde. Bir saniye. Zeynep bana tam 11.59'da mesaj atmış hocam. O zaman bir dakika. Demek ki dersteyken telefonu Zeynep'te. Hocam zaten zil çaldı, ben dışarı çıktım. Sonra telefonumu unuttuğumu fark ettim. Geri döndüm. Ama yani bir dakika kadar bir sürede falan çalınmıştı. Yani yoktu. Emin misiniz? Bir dakika içinde mi? Evet evet, eminim. O zaman şunu anlamamız gerekiyor çocuklar. Bahçeden sınıfa Müstahak bir dakikada gelebilir mi, gelemez mi? Nasıl anlayacağız hocam? Ulan İstanbul, sana geldiğim gün sana ne demiştim? Seni yeneceğim demiştim. Değil mi? Ama bak, ne oldu?
yenemedim. Sen beni yendin. Ama eline ne geçti? Başın göğe erdi mi? Yazıklar olsun sana. Lafımı bölme oğlum. Sana daha laflarım bitmedi İstanbul. 20 milyon insanı sakladın. Bu gariban müstahakı saklayamadın ya. Bu ayıp sana yeter. Akıllı ol İstanbul. Akıllı ol. Sırrını ya sen söylersin ya ben. Seçim senin. Hocam, Müstak abinin durduğu yer tam burası değil mi? Orası orası. Hazır mısın? Hazırım. Sayıyorum. 3, 2, 1... Koş! Çocuklar Allah'ım. Hocam, inşallah hızlı gelemez. Müstahakın hızlı gelecek kesin. Karsek oğlu. 2. Yani müstahak suçsuz arkadaşlar. Oh be. Yani biri komplo yaptı ve çaldığı şeyleri gitti müstahakın dolabına koydu. Yani hocam müstahak abi şimdi suçsuz yere okula mı atıldı? Maalesef. Ya hocam yani müstahak abi herkesin ortasında hırsız damgası yedi. Bunun nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bilirim. Yapma be oğlum. Ya ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum çocuklar, hatamızı bir şekilde telafi etmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Peşinden gideceğiz. Ben gideceğim. Tamam. Kim geliyor benimle? Hayır. Bir dakika, ben öyle hepinizi birden alamam. Civciv küçücük kutu kadar araba. 3 kişi. Bariyer. Ben. Burak, Onur, yürü. Hadi. Çocuklar koşun. Öğretmenler odasında montum var. Hocam ne oluyor? Evladım ne oluyor? Müdür Bey, müjdemi isterim. Müstahak suçsuzmuş. Vallahi mi? Bak, yemin ediyorum benim içime doğmuştu. O kadar saf biri hırsız olamaz dedim. Ben olurum, o olamaz. Yani ben olurum derken laf mı gelişir? Tamam Müdür Bey, bizim şimdi müstahakı gidip getirmemiz lazım. Bunları sonra konuşalım. Olur mu? Müstahakı getirin. Onsuz dönmeyin. Onu alın getirin. Tamam, hayır. Getir. Alo. Alo. Müstahak. Neredesin? Hayal kırıklıklarımı bavuluma doldurdum. Gidiyorum. Elveda. Ay Müstahak, hiçbir yere gitme. Biz geleceğiz alacağız. Sen neredesin? Hayır. Ben artık o okula dönmek istemiyorum. Müstahak, Allah Allah. Oğlum neredesin? Söylesene. Galata Köprüsü'nün hemen yanındayım. Balıkçı var yanımda. Gözlüklü. Çok da acemi. Daha bir balık bile yakalayamadı. Tamam. Geliyoruz. Yürü. Yürüyün çocuklar. Ay anahtar yok çocuklar. Yürüyün koşacağız. Koşacağız. Ya ben şimdi şunu anlamadım. Senin ablanın nikahıyla senin abinin ne alakası var? İşte biz de bu sorunun cevabını arıyoruz Seda. O Tamer olacak pislik piyasadayken ablamla Cerrah abi tanışmıyordu bile. Yani biz eski okuldayken tanışsalar yine de tarih uymuyor. Nikah tarihi çok daha eski. Benim aklım çok karıştı. Ya siz niye direkt işin aslını onlara sormuyorsunuz? Hayat Hoca dürüst biri yani. Durum neyse anlatır direkt. Dürüst biri de bence Hayat Hoca da bir şey bilmiyor. Yani ben Hayat Hoca'nın nikah davetiyesini saklamasını anlıyorum da... Cerrah abi bunca yıl niye saklamış anlamadım. Hem de gitmediği ve gerçekleşmeyen bir nikah davetiyesini saklıyor. Hiçbir şey bilmiyoruz ama öğreneceğiz, merak etmeyin. Nasıl öğreneceğiz? Sadir çocukluğundan beri abimin yanında çalışır. Ya o kesin bir şeyler biliyordur. Ona soracağım.
Hocam Müstahak abi köyüne dönmeyecek. Onu almadan dönmek yok hocam, net. Ya çocuklar hepsi benim suçum. Ya hocam size ne alakası var? Niye suçunuz olsun? Ya asıl bizim suçumuz hocam ya. Sizinle bir alakası yok. Ya nasıl yok çocuklar? Siz Müstahak hırsız dediğine benim hemen inanmamam lazımdı. Bir enine boyuna tartmam lazımdı. Basiretim bağlandı. Nasıl yaptım bu hatayı ya? Bu balıkçı da değil. Gördüm, gördüm. Nadir. Üretim hatası diye fabrikanın geri çağırdığı gereksiz. Öyle patladanak insanın karşısına çıkılır mı? Müdürü koparttı, ne oluyor? Müdürüm, müdürüm. Ne oluyor? Müdürüm, tiyatro seçmeleri için bir kuyruk var. Sanırsınız beleş wifi var, öyle bir kuyruk. Vallahi de. Vallahi. Yürü oğlum o zaman. Tiyatro seçmelerine başlayalım, yürü. Müstak. Müstak. Oh, Müstak, oh Müstak. Neredesin, seni arıyoruz. Hadi yürü, okula gidiyoruz, hadi. Kuzum, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hayır. Ne? Ben sizinle geri dönmek istemiyorum Hayat Hocam. Ne demek geri dönmüyorum? Ben artık o okula geri dönmek istemiyorum. O okulda bana iftira attılar. Bana hırsızsın dediler. Kimsenin yüzüne bakacak yüzüm yok. Nasıl geri döneyim? Müstak, deme öyle. Ne olur bak, hepsi hatasını anladı. Hepsi pişman, çok mahcup. Hadi lütfen. Bak abi, hepimiz çok üzgünüz ya. Hadi abi, tüm okul seni bekliyor. Lütfen kırma bebezi. Hayır, benim bir kere kalbim kırıldı. Ben dönemem. Biz senin kırılan kalbini tamir edeceğiz. Söz, ne oldu? Abi, sen olmasan biz kimle şakalaşacağız ya? Sen olmasan kim zili 5 dakika erken çalıp bizi derslerden kurtaracak? Efendim? Yani abi, sen olmasan Şerif Hoca'yı kim delirtecek? Ya. Hadi ne olur Müstah. Ciğerim yandı, ne olur. Hadi, çok üzgünüm. Hadi be abi, duvar mısın? Güneşinden de fındık dalları zaten hep yeşildi. Fındık dalları yine yeşillendi. Hadi yavrum, hemen kulak burun boğazı. Geç olmadan, çabuk hadi. Sıradaki. Merhabalar hocam. Adım Sedat Çiloğlu. 11A'dan katılıyorum. Şimdi sizlere illüzyon gösterisi yapacağım. Ne yapacaksın? Şapkadan tavşan mı çıkartacaksın yavrum? Sene olmuş 2017, hala illüzyon yapan var ya. Şaka gibi arkadaş. Şerif, bırak da çocuk gösterisini yapsın. Hadi yap. Helal olsun evladım, performansına bayıldık. Seçildin. Tebrikler. Bizim nasın? Teşekkürler hocam, sağ olun. Teşekkürler. Oğlum gel, amma ağırsın ya. Hadi ya. Geliyorlar, geliyorlar. Neredeler oğlum? Ya, Müstahak çocukların sana söylemek istediği birkaç kelamım var. 3, 2, 1. Affet bizi Müstahak abi.
ağlayacağım ya. Ağlayacağım birazdan vallahi. Gördün mü Müstahak seni ne kadar çok seviyorlar? Vallahi hocam benim o kadar çok sevdiğinizi bilmiyordum. Vallahi galiba biz de bilmiyormuşuz. Seni kaybedince anladık. Arkadaşlar konuşmayı bırakın. Müstahak abi omuzlara. Hadi, 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 hadi. Öğrencileri tören alanında topla. Yeni etkinlik için ceplerindeki bütün paraları toplayacağım. Hadi. Çok zeki. Sen kimi taklit ettiğini sanıyorsun? Ha? Tiyatro sahnesi, tiyatro sahnesi olalı böyle zulüm görmedi. Sahneye yeteneksizlik bulaştıracaksın. İn aşağı. Gereksiz atınca beni taklit ediyor. Sıradaki. Merhaba hocam, ben Atik. 12B sınıfından size rap söyleyeceğim. Ne söyleyeceğimiş? Rap. Söyle bakalım. Hayatın kurallarını bir kenara at, zaman sürüklüyor seni. Bir tarafa bak, özgürlüğünü düşün. Keyfine bak, sorunlarını unut. Kepini tak şimdi dağıl. Hayatın ritmine, ben çok gördüm insanların aksini. Kimi sinirli, kimi sevinçli, kimi tripli, kimi delirdi. Kimi korkusundan hatasını belirtti. Mücadelesini gösteremeden pes etti. Herkes sevesini yitirdi. Bu belirsizlik beynimi kemirdi. Şimdi durmadan sürekli olanlardan bahset. Hayat aynı şarkıyı başa alan kaset. Diyen insanların içinde haset. Başarı herkesi susturan bir roket. Sen var ya adamsın adam. Merhaba hocam, ben 11D'den Burak. Şimdi size break dance yapacağım. Yap bakalım. Break it down. I know you watching me, study and take notes. I know you hot for me, trying to get a piece of my poppy seed. So addictive, you need a fixin'. Monthly up a living like religion. Yapma onu, onu yapma, yapma. Allah. Oğlum dikkat. Anam kafa çamaşır makinesindeki renkliler. Oğlum kalk. Yapma onu. Onu yapma, yapma. Vef. Vallahi bravo, helal olsun sana. Sana da bayıldık. Seni de seçtik. Oğlum başın dönmedi mi? Dönmedi hocam. Aferin. Gel. Oğlum nereye geldik? Niye geldik buraya ya? Ya oğlum diyorum ki şu tiyatro seçmelerine biz de yazılalım. Aman be abi. Ya başımda zaten bin tane sıkıntı var. Bir de tiyatroyla falan uğraşamam ben. Ya oğlum, derslerden kaytarmak için bundan iyi fırsatı nereden bulacağız? Hakikaten ha. Hadi hadi yürü hadi. Dediğim gibi yarın buraları toparlanmış istiyorum. Hadi bakalım, yallah. Hocam merhaba. Tiyatro seçimleri burada mı yapılıyor? Tebrik ederim evladım, seçildin. Seçildin mi? Tabii. Ben bir insanın gözünden anlarım oyunculuk yeteneğinin olup olmadığını. Sende oyunculuk kumaşı var evladım. Sen Al Pacino'ların, sen Robert De Niro'ların, Şener Şenler'in, Münir Özkul'ların kumaşındansın. Sen Oscar'lık bir yeteneksin evladım. And the Oscar goes to Koray. Hocam ben neymişim böyle ya? Bugünlük çalışmamız bitti ama yarınki çalışmalara mutlaka bekliyorum. Peki hocam. Hocam ben, sen gelme. Ama hocam bağışlar. Ya şaka yapıyorum, şaka. Müsaadenle. Estağfurullah hocam, buyurun. Bu da güzel Oscar'mış ya. Ya hadi, hadi gidelim gel.
Sadri! Sadri? Abim burada mı? Cerrah Bey bu akşam evde yok Koray Bey. İyi. Sizin aranızda bir sıkıntı mı var? Yok, iyiyiz. Tabii abimle ne kadar iyi olabilirsek yani. Sadri. Buyurun. Ben birazdan çıkacağım da. Olmazsa sen de benimle gel. Bir mevzu mu var? Öyle çok büyük bir mevzu değil. Geçenlerde birileriyle atışmıştım da. Kavga mı ettiniz? Ya çok önemli bir şey değil. Biz tedbirimizi alalım da. Hem ne olur ne olmaz değil mi? Yanımda olsan iyi olur. Tabii ki gelirim. Hadi çıkalım o zaman. Buyurun. Aldım başıma belayı. İlk günden belli biraz delisin. Biraz kendine has, biraz maceracı. Aldım başıma belayı. Yüzün ellerin can yakıyor. Gamzelerin dert oluyor. Gidişin dert oluyor hemen. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Çık gel bekliyorum. İlk sofra şarkı duyulunca of durmam söylüyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Gözde, ne düşündüğünü biliyorum. Ama rahat olabilirsin. Ben seni takip etmiyorum. Sadece Onur aramızdaki buzları eritmek için beni buraya davet etti. O yüzden geldim. Ama rahatsız ettiysem gidebilirim. Yok yani neden rahatsız olayım ki? Ben artık sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Varlığında yokluğunda bir benim için. Koray Bey yani böyle oldu mu şimdi hiç? Ya güya ben sizi buraya korumaya geldim ya. Senin varlığın yeter Sadri. Ayıp ediyorsun. Valla Cerrah Bey beni böyle görmesin canıma okur valla. Neyse ki ben abim gibi değilim. Merak etme. Sadri abi rahat ol ya. Aramızda sır bunlar. Ha sır demişken bir şey soracağım sana. Bir zamanlar Hayat Hoca'nın evleneceği bir adam varmış. Sen tanıyor musun onu? Şu savcı bey diyorsunuz. Ama o konuda konuşmayalım. Niye? Cerrah Bey kızar. Sadri abi biz kimseye söylemeyiz. Ama tabii sen anlatmak istemiyorsan bir şey diyemem. Tabii canım. Benimki sadece meraktan. Abimin arkadaşı mıydı o? Ya tanıdığı diyelim. Aralarında bir şey var mıydı? Sevda siz benim başımı yakacaksınız ama böyle. Niye başını yakalım canım? Yoksa vurdunuz mu adamı? Yok artık. Cerrah Bey'in emriyle adam nikaha giderken
aldık diyelim. Hepsi bu kadar yani. Ha, öyle yani. Aynen. Öncelikle müziği kestiğim için özür dilerim. Çok şaşırdınız biliyorum. Ama şaşırmanıza da değecek birisi var şu an aramızda. O benim için çok ama çok özel birisi. Şarkının devamını da ondan dinlemek istiyorum. Zeynep, benim için söyler misin? Son 2, 3, 4. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbinle taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbinle taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Çık gel. Nikahtan önce Sarcı'yı kaçırdığını biliyorum. Sence bunu Hayat'ın da bilmesi gerekmiyor mu? Vay 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 vay. Zeynep'in yeni şarkısını duydun mu? Hatun döktürmüş ya bak. Ver bakayım. Oha izlenmeyi gördün mü? 70 bin. Çok iyi değil mi? Hem de bir gecede. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zeynep bu şarkıdan sonra patlar gider. Evet arkadaşlar, pamuk eller cebe, pamuk eller kitapla. Gelin kitaplar, paralar buraya. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Arkadaşlar, bu benim öyle iyi miyim paramda ama köy okulundaki kardeşlerime helal olsun. Helal olsun. Aa. Helal olsun be abidim başkan. Başkan. Adamın dibisin, net. Çocuklar merhabalar. Merhaba hocam. Dur bir dakika. Dur, dur. Hocam ya! Ya dur! Siz burada para mı topluyorsunuz? Ha? Kafalarında beyin yerine pişmaniye taşıyan gereksizler. Siz burada para mı topluyorsunuz? Evet hocam topluyoruz köy okuluna yardım için. Köy okuluna yardım... Senin o dilini lokal anesteziyle alırım. Dilli düdük. Lidyalılar parayı siz toplayasınız diye mi icat ettiler? Bu okulda para toplama yetkisi sadece bir kişiye aittir. Bana! İyi hocam biz sadece para değil ki kitap da topluyoruz. Evet. Lan hocam bakın. Aman kitap toplayın o önemli değil. Yeter ki para toplamayın. Orası benim kanıma dokunuyor. Neden? Why? Sus! Bir de neden diye hala soruyor. Herkes bütün parasını size verirse, sana verirse. Sen verirsen, sen verirsen. Bana ne verecekler gazoz kapağı mı? Kaldırın şunu tezgaha gözüm görmüyor. Hocam bana dursana istiva. Bir dakika ne dedin sen?
Hayat Hoca'nın izni var. Hayat Hoca'nın izni var hocam. Öyle mi? İkinci bir emre kadar bütün izinler iptal. Bu emanet sende. Senden alacağım. Gözün gibi koru. Tabii ki hocam. Bana güvenebilirsiniz biliyorsunuz. Hayat Hocam. Ver. Sakla abi, sakla. Birinci ünite, 13-14. Servet-i Fünun edebiyatı hangi edebi akımdan etkilenmiştir? Elektrik akımı. Bilgisizliği 0, kötü espriye yıldızı 0. Müdür Bey. Hayat Hanım, müsaade ederseniz size bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii. Sizce ben sizin açınızdan bakınca yalı kazığı gibi mi duruyorum? Estağfurullah Müdür Bey, o nasıl söz? Madem yalı kazığına benzemiyorum, niye o gereksizlere izin veriyorsunuz bana haber vermeden? Hangi gereksizler Müdür Bey? Zira sizin için bütün okul gereksiz. Bence bu da çok gereksiz Hayat Hanım. Bakınız. Evet. Çocuklara okulda kitap bağış kampanyası yapabilirsiniz demişsiniz. Evet dedim. Dedim ne var bunda? Çocuklar hayırlı bir iş yapacaklar. İhtiyacı olanlara yardım edecekler, kitap toplayacaklar. Kitap toplanacaksa ben toplarım efendim. Bu okulda toplanacak bir şey varsa ben toplarım. Para, kitap fark etmez. Öyle her önüne gelen bir şey toplamaya kalkışırsa döner sermayenin kafası döner. Hiçbir şey olmaz Müdür Bey. Hiç merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. Ya bakın Hayat Hanım, ben o gereksizlere hiç güvenmiyorum. İnanın bana. Bir sürü dalavere çevirecekler. Adım gibi eminim, baştan söyleyeyim. Ben de güveniyorum Müdür Bey. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız buyurun hesabını benden sorarsınız. Oldu mu? Bu sözünüzü unutmayın Hayat Hanım. Unutmam Müdür Bey. Eğer herhangi bir sorun çıkarsa maddi manevi tazminatı sizden alırım. Hakkımı saklı tutuyorum ve ben odama çıkıyorum. Buyurun efendim. İyi günler Hayat Hanım. İyi günler Müdür Bey. Hadi bakalım, hadi bakalım. Delireceğim. Sen akıl dağıtırken Allah'ım bu adam döner sermayeyle mi uğraşıyordu? Ne yapıyordu ya? Asya. Neydi? Bu senin için. Aa, bu nereden çıktı? Bugün aşkımı ilanımın ikinci günü. Çok tatlısın. Bir dakika şimdi ben sana hediye aldım diye sen de bana hediye mi aldın? Alakası yok. Yanımda olman benim için en büyük hediye. Açıyorum o zaman. Aç. Nedim? Bu çok güzel bir hediye. Bu arada taşı da çakma değil. Sen deli misin? Bu çok pahalı. Sana az bile. İyi tamam da sen bu parayı nereden buldun? Ben bir senedir kendime yeni telefon almak için para biriktiriyordum. Sen bana yeni cep telefonu alınca para boşa çıktı ama boşa gitmedi. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Cerrah abinin Hayat Hoca'nın nikahını engellediğine inanamıyorum. Ben de inanamıyorum ya. Niye böyle bir şey yapar? Neden yapar anlamadım. Vallahi o zaman bunu niye yaptı bilmiyorum Koray ama şimdi Hayat Hoca ile niye evlendiği gayet açık ortada yani. Niye? Bak Koray. Bir kadının en büyük hayali sevdiği adamla evlenip mutlu bir yuva kurmaktır. Yani Cerrah abi de yıllar önce Hayat Hoca'nın bu hayalini elinden çalmış, şimdi telafi etmeye çalışıyor. Yani sanmam. Abim bir şeyleri telafi etmek için değil. Yani Hayat Hoca'yı deli gibi gerçekten sevdiği için evleniyor. Vallahi bilmiyorum Koray. Ne yaptınız akşam? Sadri'den bir şeyler öğrenebildiniz mi? Yok ya. Öğrenemedik. Adamı konusunda içirdik ama sızdı kaldı. Değil mi? Hadi ya. İyi o zaman bir şeyler öğrenebilirseniz bana da söylersiniz. Tamam. Merak etme. Koray niye söylemiyorsun kıza? Biraz mantıklı düşün. Gözde öğrenirse
Hayat Hoca da öğrenir. Hayat Hoca da öğrenirse evlenmekten vazgeçer tabii. Aynen öyle. Ya böylesi daha iyi. Arkadaşlar 3-5 demiyoruz. Buraya boş geçmiyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi hadi çocuklar hadi. Kitaplar resmen birikti ya. Çık. Getir. Arkadaşlar iki kitap da olur mu? Helal sana be. Vay. Aç bakayım ver. Oğlum bu ne? Köy çocukları bunları ne yapsın? Abi adam kitap toplamak yerine evini temizlemiş resmen ya. Arkadaşlar bir dakika. Bu kitaplar o çocukların işine yaramayabilir. Ama bahse varım, biz bunları satıp o çocuklar için uygun kitap alabiliriz. Ulan aferin Otagaz. 40 yılda bir kafan çalıştı ha. Fikir güzel. Evet. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunları ikinci elden çıkartıyoruz. Hadi koş. 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 Ben nasıl oldun? Daha iyisin değil mi? Ay sorma daha iyiyim. O kadar ateşim çıkmıştı ki odamda emojiler gördüm. Bir de onlarla teker teker sohbet ettim. Geçmiş olsun. Ay çok sağ ol. Evet çocuklar merhabalar. Bu arada Emel Cenikom çok geçmiş olsun. Ay teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar yetenekleriniz sizi bu büyük ayrıcalığın birer parçası haline getirdi. Çok önemli bir sınavı başarıyla atlatıp bu tiyatro grubunun gururlu birer parçası olmaya hak kazandınız. Ay Şerif oyuncularımız tamam da ne oynayacaklar? Müzikal. Müzikal oynayalım. Müzikal oynayalım ne olur. Çok iyiyim müzikalde. Müzikalde çok iyiyim. Evet. Ay hayır ya. Aşk oyunu olsun. Güzel. Aşk oyunu. O zaman en ünlü aşk hikayesini bulmamız lazım. Loşko ile Asya mı hocam? Ya Sevda ile Koray var burada oğlum. Ayıp ya. Allah Allah. Aa lütfen. Gözde ile Burak. Saçmalama Asya. Yapçım. Gereksizler. Eğer yerel bir aşktan bahsetsek oyunumuzun adı Bir Tanemle Şerif olurdu. Bizim evrensel olmayı başarmış bir aşk bulmamız gerekiyor. Buldum. Romeo ile Juliet. Harika. Shakespeare'e kim hayır diyebilir? Kabul. Oyunumuzun adı Romeo ve Juliet. Yalnız şimdi Romeo ve Juliet'i kimler canlandıracak? Onları bulmamız lazım. Aa, Asya ile ben hocam. Yani Romeo ile Juliet'in kralı. Hocam benden daha iyi Juliet bulamazsınız söyleyeyim. Ay Şerif Bey, keşke biz de öğrenci olsaydık da biz oynasaydık. Ya bir tane benim Allah aşkınıza bir durun şu işi hallederim. Sonra biz sizinle oynarız. Hocam, Burak'tan çok iyi Romeo olur. Her önüne gelene yazıyor herif. Yalnız sen böyle konuşmaya devam edersen oyunun sonunu göremeyeceksin. Çakma Romeo. Yapma ya. Buldum. Koray. Sen Romeo olacaksın. Gözde kızım, sen de Juliet olacaksın. Hocam olmaz. Yaptım oldu bile. Şimdi. Evet çocuklar. Yarın prova tarihlerini ve diğer yancı rolleri kimler oynayacak onları belirleyeceğiz. Atları kimler oynayacak, mezarcı kim olacak? En önemlisi balkonu kim canlandıracak? Onları açıklayacağım. Koraycığım abine çok selamlarımı ilet. Mutlaka provalara bekliyorum kendisini. Çünkü çok görkemli bir dekor düşünüyorum. Bizzat kendisine anlatmak istiyorum düşüncelerimi. Müsaadenizle. Bir tanem hanım buyurun. Koray, oğlum sizin için de iyi oldu ha. Role girmekte zorlanmazsınız. Ne de olsa eski Romeo ile Juliet'siniz. Gel vatandaş gel. Kitabı nasıl burada? Sanırsın Gutenberg kendi elleriyle basmış. Matbaa kuzusu bunlar, matbaa. Bunları okuyan alim oluyor. Net. Gel vatandaş gel. Ha. Abicim. Ha abicim. Abi.
Ya en yakın dostunuzu unutmuşsunuz siz. Ne kadar vefasız bir insansınız ya. Pardon? Kitap diyorum, insanın en yakın dostudur. En yakın dostunuzla iki satır konuşmak istemez misiniz? Hadi. Ya ne diyorsun kardeşim? Arkadaşlar satışlar çok az. Hayat Hoca haklıymış. Ülkemizde okuma oranı çok düşük. Japonya'da bir adam bir yılda 10 kitap okuyor. Bahseva Hanım, biz 10 yılda bir kitap okuyamayız abi. Adamların neden ileride olduğu ortada. Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kitap satıyoruz, ne yapacağız? Öyle kafanıza göre tezgah açamazsınız. Sebep? Al şunun kitaplarını. Ya bırakın abi ya. Ne yapıyorsun abi? Bir dakika. Ya bir dakika. Herkes kafasına göre tezgah açamaz. Çağla ara ya. Senin ara ya. Bırak. Kardeşim doğru çıkarma diyorum ben. Ya yardım için diyoruz, anlamıyor musunuz ya? Çıkarmayın, polis ararım. Ya bırak be! Yardım için! Ya bırak be! Oh be! Bu Paris'teki tiyatro festivali nereden baksan en az bir hafta sürer. Doya doya balayı tatili. Ne? Efendim, buyursunlar benim. Nereden? Bir dakika, zabıta müdürlüğünden mi? No. Ne? Tamam. Tamam. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol efendim. İyi günler. Allah Allah. Bu gereksizler hiç rahat durmuyor. Şimdi de zabıtalarla kavga etmişler. Zeynep, senin şu internetteki video var ya, bayağı bir patlama yapmış yani. Baksana 5000 kişi daha izlemiş. İnanamıyorum. Ya sen şu an farkında değilsin ama bayağı bir uçuş yapmış yani. Yorumlara bir baksana. Deli gibi yorum yağıyor resmen. Bir söyleyeceğim, kim yükledi bunu? Ben yükledim abi. Sen mi? Ya Zeynep bugün şarkının devamını o kadar güzel söylüyordu ki. Ben de dayanamadım, paylaştım yani. Kusura bakmayın, sizden de habersiz oldu, kızdırdıysam. Yok yok, kızmadık tabii ki. Hatta teşekkür etmemiz lazım. Baksana bir sürü insanın izlemesini sağladı. Bak bak bak, 1000 kişi daha gelmiş. Biliyorum biliyorum, bak ben de takip ediyorum. Bir şey söyleyeyim, sen internet fenomeni falan mı olacaksın? Ya yok canım, 60.000, 70.000 daha önce okul fenomeni olur. Aynen bak, bence de 700 kişi daha geldi ya Zeynep. Hayranların bayağı çığ gibi büyüyor Zeynep. Evet hocam. Müdür bey. Girin girin çocuklar, girin. Buyursunlar. Buyurun. Buyurun. Hadi bakalım. Paşa paşa. Ne oluyor? Alın bakalım Hayat Hanım. Güvendiğiniz dağlara yağan karlarda fırça kayarsınız artık. Efendim anlamadım. Demek istediğim, fazla güvendiğiniz bu düzenbazlar toplum düzenini bozuyormuş. Ay müdür bey, lütfen biraz daha açık anlatır mısınız? Seve seve, tabii ki. Buyurun. Siz bana ne demiştiniz? Ne demiştim? Bu haylazlar kitapları yardım için topluyorlar dememiş miydiniz? Evet dedim. Peki bu son hoca bükücüler ne yapıyorlardı? Sizin yardım için topladığınız kitapları Indira Gandhi yapıyorlardı. Indira Gandhi. Hindistan'ın ilk başbakanı. Bir de Mahatma Gandhi var. O da bağımsızlık lideri. Tabii. Utancınızdan laflara slalom yaptırıyorsunuz. Hayat Hanım gözümden kaçmıyor. Arkadaşlar suçüstü yakalandılar. Evet, bu gereksizler okulda toplanan kitapları satıp paraları iç ediyorlarmış Hayat Hocam. Hey hey! Ne? Ben böyle bir şeye hayatta inanmam müdür bey. Yapmayın Allah aşkına. İnanmayın zaten hocam. Tabii tabii. Ben de bu lafları triple cheeseburger gibi yedim. Arkadaşlar suçüstü yakalandılar. Aa, Hayat Hocam. Siz bu çocuklara kefil olmuştunuz. Hatırlarsanız. Evet, gayet iyi hatırlıyorum. Ama ben sizi uyarmıştım, bunlara güven olmaz demiştim. Bakın, sizi böyle yarı yolda bırakırlar işte. Çocuklar, size inanmıyorum. Böyle bir kampanyada bunu nasıl yaparsınız? Ama hocam. Ama hocam, yaman hocam. Yine 1000 ton laf, yalan, dolan, dalga, dümen. Yıkılın karşımdan. Ya hocam biliyorum, durum net değil ama açıklayabiliriz. Tamam, peki daha sonra konuşacağız. Şimdi çıkın. Hocam bir bize inanın. Hocanızı duydunuz. Niye duruyorsunuz acaba? Çıkın! Yaylanma. Hayat Hocam, umarım kefil oldunuz bu düzenbazlar.
kendilerini kurtarmak için sizi yakmazlar. İyi günler Hayat Hanım. İyi günler Müdür Bey. Ah. İnanmıyorum. Size inanmıyorum ya. Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Gerçekten kitapları satıp paraları ezdiniz mi? Ben bu kıza dalarım abi, net. Biz o paralarla kitap aldık. Hatta zabıta abileri durumu anlatınca onlar da bizim köy okulu kampanyamız için para verdi. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, nerede bu kitaplar? Aldığımız kitapçıda bekliyorlar. Ya abi niye duruyoruz o zaman? Hadi işe koyalım. Aynen. Kolilere yerleştirmesi bizden, taşıması sizden beyler. Evet, günaydın. Nerede bunlar? Müsak, on bey nerede? Hayrola Hayat Hocam? Siz de okulun haylazları gibi ders mi kırıyorsunuz? Müsak, on bey nerede? Onlar zimmetlerine kitap ve para geçirmişler. Şerif Hocam hepsini disipline çekti. Şimdi disipline dizilmeyi bekliyorlar. Ya ben daha çocuklarla konuşmadan ne disiplini ben anlamıyorum ki. Vallahi bu sefer siz de onları kurtaramayacaksınız Hayat Hocam. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Yeter, kesin. Bu palavralarınızı Hayat Hocanız yiyebilir. Ama ben yemem. Müdür Bey? Saf Hoca da lafının üzerine gelirmiş. Ne oluyor? Sizin güven abidelerinizi miras yedi gibi harcıyorum. Malum hepsi okulun milli ve manevi duygularını sömürerek yardım adı altında öğrencilerimizi dolandırdılar. Hocam öyle bir şey yok. Hocam niye öyle bir şey yapalım? Bizi biliyorsunuz, yapmayız öyle şeyler. Yavrum benim sözüm sana değil ki. Sen macera eğlence olsun diye katılıp bu ergen güçlerin oyuncağı haline gelmişsindir yavrum. Hocam biz topladığımız bütün yardımları gönderdik bile. Müdür Bey, Müdür Bey. Bir çocukları lütfen dinler misiniz? Beyan esastır derler. Ya sizdeki bu iyi niyet Pollyanna'da bile yok efendim. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Anlayın artık, bu kadar saf olmayınız ya. Çok rica edeceğim. Ya bunlar kim? Hayırlı işler yapmak kim? Hocam niye öyle? Bir dakika. Şu telefona bakıp hepinizin tasdiknamelerini yazmaya başlayacağım. Durun siz. Efendim. Anlamadım. İl Milli Eğitim Müdürü mü benimle görüşecek? Tamam. Zabıtalarla çıkardığınız olay ta İl Milli Eğitim'e kadar gitmiş galiba. Yaktınız beni. Ben de sizi yakacağım. Buyursun, buyursunlar efendim. Buyur. En içten, en kucak dolusu, en samimi sevgi ve saygılarımla efendim. Buyursunlar. Dinliyorum efendim. Buyur. Anlamadım. Takdirname mi? Efendim çok özür dilerim. Yani yanlış anlamadım değil mi? Bana takdirname vereceksiniz ve bizzat iletmek istediniz. Anlamadım, hangi kardeş okul? Ya evet efendim, hangi kardeş okul bilmez olur muyum ismi? Alo. Alo, sesiniz gitti efendim. O yardım kampanyasında kitapları gönderdiğiniz okulun adı neydi? Tavşanlı Köyü İlköğretim Okulu hocam. Tamam. Efendim, Tavşanlı Köyü İlköğretim Okulu. Efendim ne demek? Ne demek? Bu tip ihtiyaçları olan okullara yardım kampanyamız durmadan devam edecek. Evet. Efendim tabii ki, tabii ki bu yardım kampanyasını bizzat ben organize ettim. Başında ben vardım, kendi ellerimle teslim ettim. Ne demek efendim? Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler ve selamlar. Ellerinizden nice takdirnameler almak dileğiyle. Hürmetler efendim. Hürmetler. Ne diyorduk Müdür Bey? Ne diyorduk? Takdirname.
Ne diyeceğim canım? Hadi sınıflarınıza gidebilirsiniz. Müdür bey, bu çocuklara bir özür borçlusunuz. Özür mü? Evet. Aa, ne oluyor ki? Bir dakika ya. Hey, aklımdan çıkmış. Alo? Hı? Ay, toplantı vardı. Aklımdan çıkmış. Tamam, hemen geliyorum, başlamayın. Hemen geliyorum, başlamayın. Tamam. Çocuklar, hadi size iyi dersler. Sınıflarınıza gidebilirsiniz. Hocam, iyi dersler. Buyurun, buyurun. Toplantı. Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar. Demek ki neymiş? Takdirnameyi gören döner sermaye, makamı terk eder. Takmak ne zormuş ya. Küpeler nerede? Küpeler de burada küpeler. Bir şey söyleyeceğim. Bu elbise bak, otur kalk buruştu işte. Abla çok güzel oldun. Ya gerçekten olmuş mu? Ayna ver, benim elim ayağım tutmuyor. Onu takamam ki görmeden. Sakin ol, çok güzel oldun. Ya deme. Fıstık gibisin. Ay ne bileyim. Sadri, Koray eve geldi mi? Ben ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Siz de bir deneyin. İyi geceler. Hoş geldin Cerrah abi, ama kapı açılmıyor ya. Nasıl açılmıyor? He, açılmıyor. Sıkışmış galiba. Al bakalım, bir dene açılıyor mu? Ne deneyeceğim ya? Açılmıyor kapı mapı. Ya bak bak şimdi. Sensör, ana! Sensörlü kapı gibi açılıyor Cerrah abi. Gerisini ne sensör ne ben söyleyeyim. Espri. Ne demişler Nadir? Para her kapıyı açarmış değil mi? Kapı çaldı. Ver, koş koş. Böyle bir huzursuzluk var içimde. Yeşim aksilik olacak, bir şey olacak. Oh, saçmalama. Her şey çok güzel olacak, merak etme. Tamam. Abla Cerrah abi gel. Nasıl? Cerrah. Melek gibi olmuşsun. Teşekkür ederim. Bak çiçeği de ver, çiçeği de. Ver bir çiçeği. Bak. Böyle güzel olmuş mu? Çok güzel. Yalnız iyi ki Avrupalı değiliz. Biliyorsunuz gelini düğünden önce görmek uğursuzluk getirir derler. Hurafe onlar hiç. Boş ver. Böyle bir güzellik kimseye uğursuzluk getirmez herhalde. Gidelim mi? Bir dakika ya. Nereye çıkıyoruz? Haydarım abla, daha ben sandığa oturacağım. Sandığa oturma oyunu var ya. Ne sandığı Nadir? Benim sandığım mandığım yok. Ne demek yok ya? Benim bütün planlar alt üst oldu. Ben daha o sandık sayesinde Cerrah amcadan 300 lira öpletecektim. Bak ya. Allah Allah, işiniz gücünüz. Hadi gel gel, tamam. Geçin hadi. Hadi. Kütüphane vereyim sana, sandığı yok. Hadi. Anahtarı unutmayın. Cerrah, iyi misin? Bir şey yok yoksa. İyiyim, iyiyim. Anahtarı bak, almadınız anahtarı. Merhaba. Merhaba, biz geldik. Hoş geldiniz kızlar. Baştan size ne ikram edeyim, ne içersiniz? Ben bir çay alayım. Ben de. Ben bir su alayım. Ben de su alayım. Tamam, siz oturun, ben geliyorum. Tamam. Şöyle geçeyim ben de. Ay kızlar, sanki kendim evlenecekmişim gibi o kadar heyecanlıyım ki. Ya ben de Hayat Hoca için çok mutluyum. Ya inşallah bir yorganda, yastıkta mıydı? Beraber kocasınlar işte. Sen şey demek istiyorsun herhalde Bariyer'cim, bir yastıkta kocasınlar. Amin. Aynen onu demek istiyorum. İnşallah bir ömür boyu beraber olurlar. Hatta sonsuza kadar kalp gözle emojilerle birbirlerine bakarlar. Ya bence kesin öyle yaparlar çünkü Cerrah abi Hayat Hoca'nın üzerine titriyor. Hayat Hoca mutluluğu gerçekten çok hak ediyor. Net. Ben okula ilk geldiğinde Gözde yüzünden sevmem diye düşünüyordum ama resmen ailemden biri gibi oldu. Ya benim için gibisi fazla, biliyorsunuz benim için neler yaptığını. Ya benim hem hayatımı hem geleceğimi değiştirdi.
Ya bu kadın ne kadar mert, ne kadar iyi yürekli bir kadın ya. İyi ki bizim okula geldi ve hocamız oldu. Arkadaşlar bu arada Gözde nerede? Ya o telaştan ayakkabılarını unuttu. Şimdi onları almaya gitti, gelecek. Ay şapşal ördek ya. Kızlar, sizce ben saçıma ne yaptırayım? Böyle şey istiyorum, kıvır kıvır olsun. Böyle fiyonk fiyonk bir şeyler taktırırım. Çok tatlı olmaz mı? Ay çok güzel olur. Ya. Göz makyajı olarak da smokey eyes. Ya ben ne yaptırsam acaba? Şöyle toplayayım. Vallahi bana düz fön yeter abi. Ya ben tost mu yaptırsam acaba? Kızım daha yeni yedik. Ya bariyer o tost değil. Hani bir tane makine var ya saçını kıstırıyor, kıvır kıvır yapıyor. O. Allah Allah. Bunun dürümü de var mı? Kızım onun modası geçti. Boş ver. Başka bir şey yaptır. Öyle mi diyorsun? Gidip şöyle örgülü topuz falan mı yaptırsan acaba? Ben renkli renkli yapacağım. Tamam öyle yaptırayım. Beyler, bahse varım biz yanlış kuaförün aramalıyız. Yok oğlum, buradalar ya. Aynen abi. Emel bana mesaj attı. Birazdan çıkıyorlarmış. Abicim ağaç olduk. Kök saldık, meyve verdik resmen burada ya. Şşş. Oğlum geliyorlar. Keşke biz de onlarla çifte düğün yapaydık. Fena mı olurdu? Ay ne öyle Şerif? Yancı düğün olur mu? Allah Allah. Bir dal nikahınızı alırım der gibi. Ya hayatım olur mu öyle şey ya? Ya benim derdim sevdiğimiz insanlarla ortak bir tarih oluşturma çabası. Başka ne olabilir? Ay Şerif oldu olacak. Belediyenin toplu nikah törenine katılalım. Aa. Harika fikir kız. Şerif. Ya şaka yapıyorum ya. Allah. Ay annem derdi zaten ev evi süsüne nikah süsüne olmaz diye. Hem ben sana söylemiştim. Düğün için Yalıbahçe Sarayı'nı düşünüyorum diye. Hala Yalıbahçesi Sarayı diyor ya. Allah Allah. İçmez misin? Yok sağ ol. Bu arada çok geçmiş olsun. Yani umarım daha iyisindir. Daha iyiyim. Yani zaten belli. Çok güzel olmuşsun. Elim sen çok yakışmış. Sen moda ikonu falan mısın? Anlamadım. Hani stil danışmanı mısın falan diye soruyorum. Hani kıyafetimle bu kadar ilgileniyorsun ya. Bence git moda oku. Ya Emel ne oluyor şimdi? Sen niye atarlanıyorsun ki bana? Bariyer, kanka benim midem kazınıyor. Gidip kanepe falan yiyelim mi? Bana uyar net. Gel. İyi tamam. Ne oluyor buna ya? Kolyen de çok güzelmiş. Çok da değerli. Çok sevdiğim bir yakışıklının hediyesi. Ya. Ya. Koray iyi misin? Gergin gibisin. Yo, iyiyim. Değilsin işte Koray, yay gibisin. Tanımıyor muyum sanki seni? Sevda. Bana bir dakika müsaade etsene. Koray. Hayat Hoca'ya söylemeyeceksin değil mi? Yani kararını falan değiştirme.
Koray. Evet hocam. Söylemek istediğim bir şey yok.